Evet, hepinize öncelikle merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz burada daha önceki bir videomuzda sizlerle birlikte bir hobi bahçesi yapmıştık. Küçük bir bahçe. İçerisine biber, domates ve salatalık dikmiştik. Şimdi size onların son halini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın salatalıklarımız hepsi döktü şu anda. Gayet güzel, bolca salatalık var hepsinde. Yine domateslerimizi göstereyim bakın arkadaşlar. Domateslerimiz de yine gayet güzel bir şekilde hepsi döktü. Daha ileride yine biberlerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burası çok küçük bir bahçe. Yaklaşık 2'ye 2 o civarda bir alan. Burada yaklaşık olarak arkadaşlar 10 tane biber fidanı dikmiştik. 10 tane domates ve 5-6 tane de salatalık dikmiştik buraya. Yani gerçekten çok güzel bir şekilde verim var. Şöyle göstereyim salatalıklarımızı, hemen hemen hepsinde bakın arkadaşlar, abartmıyorum, gerçekten hepsinde bolca salatalık mevcut. Zaten videoyu izlediğinizde siz de göreceksiniz. Biz yaklaşık bir 2-3 kilo kadar da bunlardan kestik, aldık arkadaşlar, yedik. Evet, şöyle gösteriyorum. Salatalıklarımız gerçekten çok güzel bir şekilde, verimli bir şekilde verdi. Şimdi biz arkadaşlar bunlara, salatalıklarımıza gördüğünüz gibi çubuklar diktik ve onları, salatalıklarımızı yani, bu çubuklara bağladık. Aynı şekilde yine domateslerimize de çubuklar diktik ve domateslerimizi de yerden kaldırdık. Onları da çubuklara bağladık. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar daha iyi verim alırsınız ve salatalıklarınız olsun, domatesleriniz olsun, bunları topraktan kurtarırsınız. Toprağa değdiği zaman biliyorsunuz mahsulleriniz çürümeye başlıyorlar. Böcekler falan kemiriyor. Yani sonuçta bozuluyor yani. Havada durması her zaman daha iyidir. Yine benim burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bu yıl açlamış olduğum bir tane kirazım var. O da çok güzel bir şekilde resmen aldı, yollandı yani. Güzel bir fidan oldu. Yine armudumuz var burada. Kivilerimiz var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar pierlit içerisinde kivilerimiz var. Alanımız dar olmasına rağmen içerisinde güzel şeyler yetiştirebiliyoruz. Yani burada benim size demem o ki, isterseniz, dilerseniz siz de 1 metrekare bir alanda bile sebze ve meyve yetiştirebilirsiniz. Yeter ki gönlünüzde olsun. Ben bu salatalığı daha önce saksıda bile yetiştirdim arkadaşlar. Hatta damacana içerisinde de yetiştirdim. Gayet güzel oldu, verimli oldu. Her yıl başka şeyler deniyorum. Bunların amacı da hem video çekmek hem de insanlara bir şeyler öğretebilmek. İnsanlar benden bir şeyler öğrenip bir bitki, bir sebze yetiştirebiliyorsa ne mutlu bana. Zaten yorumlarda da ben bunu görüyorum. Bana çokça dua edenler var. Hepsinden Allah razı olsun. Videolarıma bakarak kendileri de aynı şekilde üretim yapan arkadaşlar da var. Ben hiçbirini tanımıyorum ama insanlar bana o kadar uzak kilometrelerden sevgilerini yolluyorlar, selamlar yolluyorlar, teşekkür ediyorlar. Videolarımı izleyen herkesten Allah razı olsun. Yine böyle küçük küçük videolar çekerek sizlerle paylaşacağım elimden geldiğince. Şimdilik bu şekilde arkadaşlar. Videolarımı beğenmişseniz kanalıma abone olarak yeni çekecek olduğum videolardan da haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. İlla ısrarla abone de olun demiyorum. Çünkü bu sonuçta bir bilgi kanalı. Ben bazen farklı paylaşımlarda da bulunabiliyorum. Bu hoşunuza gider ya da gitmeyebilir. O yüzden kanalım biraz karışıktır. Ama yine de sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.